Hindu radikaller inançları nedeniyle Hristiyanlara saldırmaya devam ediyor. Uluslararası Hristiyan Kurumu, 4 Hristiyan kadının dua etmek için toplandıkları sırada pusuya düşürüldüğünü bildirdi. Hintli Hristiyanlar Küresel Konseyi Başkanı Sashank K. George, Eishan ise Hintli Hristiyanların dua etme özgürlüğünden mahrum kaldığını belirtti. Uluslararası Hristiyan Kurumu, 4 Hristiyan kadının Hindistan'ın Sarpur köyünde dua etmek için toplandıkları sırada pusuya düşürüldüğünü bildirdi. Öfkeli kalabalık evde bulunan 4 kadını, pastörün eşini ve kızını ağır şekilde yaralarken, güvenlik güçleri radikaller aleyhine rapor düzenlemesine rağmen herhangi bir önlem almadı. Geçtiğimiz günlerde de Hindistan'ın Faridabad kentinde Pentekostal bir pastör ve ailesi evlerinde dua ettikleri sırada saldırıya uğradı. Pastör Rajev Gupta'nın eşi elinin ve bacağının kırılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçen aysa bir pastör Penkap Caddesi yakınlarında ölü bulundu. Pusuya düşürülen pastörün başından aldığı ölümcül darbe nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Haziran ayında Hindu radikaller Faridabad'daki Grace Assembly Kilisesi'ne ait bir eğitim kurumuna baskın düzenledi. Saldırganlar içeriye Hindu tanrısı heykelini yerleştirdi ve mülkü işgal etti. Hintli Hristiyanlar Küresel Konseyi Başkanı Sashank K. George, Eishan ise Hintli Hristiyanların dua etme özgürlüğünden mahrum kaldığını belirtti. George, insanlar evlerinin mahremiyetinde bile ibadet özgürlüğünden yararlanamıyor. Koronavirüs salgını ve bunun sosyoekonomik etkilerine ek olarak Hristiyanlar Mesih'in sözüne sadık kaldıkları için saldırıya uğrama endişesiyle yaşıyor açıklamasında bulundu.